Baba. Abi ben çağırdım. Hani sen demiştin ya öyle tövbe ederse. Hani ben de ondan sonra dayanamadım gittim çağırdım. Ben Feriha'yı kefilim abi. Tamam çok büyük bir kabahat yapmıştır ama lekesi yoktur. Baba. Konuşacağız. Ama şimdi değil. Abi Mehmet. Biraz soğusun. Soğusun öyle. Bu gece gözüme değme Feriha. Değersen dilime hakim olmayabilirim. Ben seni arka odaya götüreyim artık. Yok yok. Ben kendim giderim Hatice. Feriha, Emir. Yani siz şimdi... Feriha, beni sana kefil olduğum için pişman edersen... Vallahi bugün umumunu aratırım, sana haberin olsun. Sen de Gülsüm. Ha buna yandaş olmayacaksın. Vallahi emzirdiğim sütü bunundan fitil fitil getiririm, tamam mı? İkiniz de bunu iyi bilin. Anladın mı? Hadi şimdi kocana söyle de gelsin alsın seni. Ya utanmadan gelip babamın elini öpüyor ya. Namus namus dediğimiz bu muydu yani? Bu kadar mıydı? Çocuk oyuncağı mı bu? Ya baban elini öptürmüş. Bundan sonra sana ne? Hem bak halan da kefil oldu. Yani demek ki bir bildiği var. Ya günlerce gecelerce herifle kaldı. Herif başından atınca da tıpış tıpış eve döndü. Biz de kabul edeceğiz öyle mi? Ne yapacağız Mehmet? Ya burada mı yatacağız? Hem bak iki güne yeni mobilyalarımız gelecek. Hadi ne olur üzme beni hadi. Seher başlatma mobilyandan. Git eşyalarını meşyalarını al. Kumburgaz halanın yanına gidiyoruz. Sen iyice delirdin ha. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Sen burada yat biraz soğukta da aklın başına gelsin. Levent Hoca. Ya Allah aşkına şu Mehmet'i gidip alsana parktan. Hayır orada yatacakmış. Donacak haberi yok. Feriha nasıl, iyi mi? İyi iyi. Merak etmeyin. Yani babasının elini öptü evine döndü işte. Bir de herhalde Emir'le araları açık. Yani bana öyle geldi. Ya zaten ben detayları öğrenince size anlatırım. Ben merak ettim sadece. İyi geceler. Paşa gönlüm bilir.
Hadi kalk Mehmet. Hocam, sen karışma. Ben o eve dönmem. Ben de geliyorsun, kalk. Ya kızım hele gece vakti tek başına olur muymuş böyle? Anneciğim taksi çağırdık ya, kapıdan bineceğim, kapıdan ineceğim zaten. Ya kocan gelip ara beni alıvereydi ya 2 dakikada. Dedim ya biraz hastalanmış diye. O zavallıları kurtarmak istiyorsan teklifimi kabul et. O apartmandan taşın. O kızdan uzaklaş. Ya da oturup senin yüzünden kaybedecekleri ne varsa kaybetmelerini izle. Onlar bu davayı kazanırken ben senin kaybettiklerini izleyeceğim. Baba. Lan. Şimdi sen mi geldin buraya? Ha? Lan benim adım Mehmet'se seni burada yaşatmam. Mehmet, anladın mı? Sakin ol. Allah biliyor ya, ben seni evlatlıktan atmıştım Feriha. Ama babalık işte. Söz dilden çıkıyor ama yüreğe işlemiyor. Bütün kabahatine rağmen benim sana İtimadım var. Sen bir hata yaptın. Gözün önünde kızlar rahat. Gülsüm'ün yanlışı. O gezmeler, tozmalar. Ve sonunda sen de yanlış yaptın. E gençlik olur. Ama mühim olan yanlıştan dönmek. Ziyansız, günahsız dönmek. Baba. Sözümü kesme. Ben hayatta büyük konuştum. Ve o büyük lokma geldi. Şurama oturdu. Baba, yorgunsun sen bunları sonra. Bir hata yaptın. Sonra korktun, kaçtın. Benim kabahatim seni okuldan almak ve köye göndermek oldu. Ama senin sözün sözse, benim de sözüm söz. Okuluna gideceksin. Babacığım, senin sağlığın önemli. Bırak benim sağlığımı, mallığımı. Senin sözün söz mü? Benim bir daha başımı eğdirmemeye, el alemin zehirli dilini yuvamıza sokturmamaya sözün söz mü kızım? Söz. Bir daha
seni hiç utandırmayacağım baba. Ah garip abim, bak gücü yok da kahvaltıya kadar uzanayım dedi zavallı. Hadi ben servise çıkıyorum. Ben çıkayım istersen hala. Yok yok istemem, sen masayı kur kızım. Haydi bismillah. Babam biraz uyusun. Kız bana bak. Döndün dolaştın baba ocağına geldin değil mi? Vallahi bir gülsüm kadar bile olamadım pes. Kız yoksa seni kapı dışarı mı etti ha? İnanayım mı? Vallahi dünyada inanmam. Kızım azıcık aklını kullan ya. Ya yüzdün yüzdün kuyruğuna geldin. Diyorum ki. Bana bak. Ben buraya babam için geldim. Ne diyeceksen içinden de. Eğer ağzından babamı üzecek bir şey çıksın, o ağzını bir kapatırım açamazsın bir daha. Öyle olsun. Sen beni boş ver de bu dava olayını nasıl halledeceksin? Yarın bir gün baban mahkeme salonlarında düşüp kalırsa ne yapacaksın? Lan bir sus be. Kur masayı hadi. Bir şey lazım mı? Yok, teşekkür ederim. Bak oğlum, senin duzun kuru. Sana sabah bir laf atılsa öğlene varmaz üzerinden düşer. Laf yapışmaz. Ama bak biz öyle değil. Bizim üstümüze bir laf gelse kene gibi yapışır üstümüze. Sen yukarıda biz aşağıda olacak bir şey değil bu çocuğum. Bak abimin halini gördün. Onun yüzü su hürmetine tepemizden çekil git. Ben sizi rahatsız etmeyeceğim. Benden korkmayın. Ben bir senden korkmuyorum. Ben abimin sağlığından korkuyorum. Mehmet'in deliliğinden korkuyorum. Feriha'nın gençliğinden korkuyorum. Benim bir korkum yok. Sen bir Allah'tan kork da. Çekil git buradan yavrum. Şu sofrada da bir kere böyle ağzımızın tadıyla yemek yesek tavuk keseceğim. Kızım şuradan bir dilim ekmek ver bak. Seher, kocanın çayını koy kızım. Geç oğlum, geç. Otur. Allah Levent Hoca'dan razı olsun. Seni tuttu eve getirdi de hepimiz yine bir aradayız. Ben bir gazeteye bakayım. Böyle alışkanlık oldu sabahları. Ay ben dalga geçiyordum ama vallahi haber varmış. Şşş kuzum. Bırak gazeteyi. Geç otur yemeğini ye. Dur. Kaçak veliaht geri döndü. Ünal Sarrafoğlu oğlundan haksız yere şikayetçi olan Kapıcı ailesine dava açıyor. Hadi buyur. Bir davamız eksikti. Yeter. Bu sofrada o namussuzların adını, sanını, haberini, davasını duymak istemiyorum. Anlaşıldı mı? İstemiyorum. Tamam abi, dur ilacını vereyim abi. Feriha. Okula gidebilirsin kızım. Bir dakika. Al şunu. Duymamazlık etme, değil mi? Bir şey mi?
Ne yapacağız Mehmet biz bu dava işini? Hayır, neremize ödeyeceğiz o kadar parayı? Bunu mu dememi bekliyorsun? Aman be. Ay, ne yaparsanız yapın. Ay, sizin umurunuzda değilse, ya pardon da benim hiç umurumda değil. Ben çıkıyorum, otobüsle gideceğim. Okulda buluşalım, sokakta bekleme. Halaya küstük olmaz. Çevirme yüzünü benden yavrum. Ha, bak baban hastanede eğer Feriha'yı sormamış olsaydı ben öyle kendi kendime kalkışabilir miydim bu işe? Hala, sen ona inandın. Babamı da inandırdın. Ama kimse beni inandıramaz. Feriha babamın kızı olabilir. Ama benim kardeşim değil artık. Aman oğlum tövbe de günahına giriyorsun yavrum. Yapma öyle. Bak, artık hırgür zamanı değil oğlum. Olan oldu. En çok da olan abime oldu. Yavrum onun sağlığını düşünüyorsan huzuru bozma yavrum. Bana bak. Senin de o kullanıp attığın kızın da. Düzgün konuş. Sen babamın hastalığına dua et. Yoksa ikinizin de hesabını keserdim. Oğlum, Allah aşkına şu adamı görmezden gel. Babanın sağlığı için lütfen. Mehmet, sessiz sessiz dilini bileme. Ne konuşacaksan konuş. Baba, ben bu eve senin için döndüm. Karımı bile bırakıp giderdim. Ama senin için döndüm. O kızın oturduğu sofraya oturuyorsam yemin ediyorum senin için. Yemin ediyorum elimi kana bulamıyorsam senin için. Benden daha fazlasını bekleme. Bana bir şey de sorma. Ne sen duyacaklarını kaldırırsın, ne ben söyleyeceklerimi. Mehmet, biz Gülsüm'ün günahına bile sahip çıktık. Kardeşin günaha girmedi. Yanlışını unutma. Ama bunu da unutma. Ve ona göre konuş. Ne konuşayım baba? Kahvedekiler zaten bizim yerimize konuşuyor. Nasıl kaldıracağız o lafları? Yani nereye kadar tıkayacağız kulağımızı? Ne konuşurlarsa konuşsunlar. Cehenneme kadar yolu var. Ben kızıma itimat edip yanıma aldığıma göre hala konuşan varsa beni bilmiyor demektir. Peki sen kızına güvenebilecek misin daha baba? Ben tedbirimi alacağım Mehmet. Kızı okula saldın baba. Bu nasıl tedbir? Bugüne kadar göz açtırmadık. Okula sen götürdün, getirdin. Yeri geldi, tepesinde bekledin. Peki bu olanlara mani olabildik mi he? E bak o herif yine çıktı tepemize, kuruldu. Baba, biz o adamın çöpünü alacağız. O herifin yüzüne bakarken ne düşüneceğiz?
Ne gelecek aklımıza? Görmeyeceğiz. Ben birkaç yere haber saldım bile. Artık buralardan gideceğiz. Öyle etler ulus gibi değil. Kendimize uygun bir muhit seçeceğiz. Yani gidiyor muyuz buradan? Gideceğiz. Gideceğiz. Buralar bize yaramadı. Yarayan bir yere gideceğiz. Ya şimdi içime bir kurt düştü ya. Acaba böyle daha alacalı bulacalı bir şeyler mi alsaydık ha? Yani boğmasın odayı. Seher ne bileyim ben, sen seçtin işte. Hayır seçtim de yani nereden seçtim? Senin beni götürdüğün yerden. Vallahi millet artık internetten bakıyor bunlara. Ya internet derya deniz. Çeşit çeşit renkler, modeller. Yani bir internetimiz olsaydı yani istediğimiz rengi modeli seçerdik. Vallahi artık internetsiz ev yok. Ama tabii bizim bir bilgisayarımız bile yok daha. Ya Seher bilgisayarla bitiyor mu sanıyorsun? Bu işin modemi var, şu su var, bu su var. Hepsi para. Ya işte ben onu araştırdım. Ya Türk Telekom'un Lokum diye bir kampanyası var. İşte modem, bağlantı, bir de Lokum sitesi hepsi içinde. Hatta diğer sitelere de ne kadar girersek o kadar ödüyoruz. Hadi be Mehmet, şöyle ucuzundan bir bilgisayar da alırsak. Vallahi özledim ha FSMS'e girmeyi. Gideceğiz. Buralar bize yaramadı. Yarayan bir yere gideceğiz. Ay vallahi Levent Hoca da yemeğe teşrif ediyor. Hay bilseydim Gülsüm'den böyle güzel tabaklar isterdim. Şş, kız Gülsüm ne dedi, ne anlattı? Ay iyiymiş işte. Aa sen de. Seher, Netciğim, kız yemekteyiz de bu kaşıkları ne yana koyuyorlardı? Ay Hatice abla, kaşıklar sağa, çatallar sola. Tamam, dur. Tatlı kaşığın varsa onu da dışarı koyacaksın. Ondan yok. Efendim kardeşim. Gel, evdeyim ben. Hadi bay bay. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldin. Safalar getirdin. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Vallahi gözümüz yollarda kaldı. Ben Feriha'yı çağırayım. Feriha'cığım, hadi yemeğe. Levent Hoca geldi. Levent Hoca mı? Abi sana söylemedik mi? Levent Hoca'yı yemeğe davet ettik. Etmese miydik? Yok. Bilmiyordum ki ben, şaşırdım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.